Nerbat Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 9 Haziran Artsakh Cumhuriyeti Kahramanı Vladimir Balayan'ı anma günüdür. Sadece Batı Ermenistan'daki Urfa'da yetiştirilen Şelegon sebzesi 3 derdin devası. Cavak'ta Ermeni kilisesi ve mezarları zarar gördü. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 350 kişi koronavirüse yakalandı. İsrail Ankara'yı desteklemek için Rusya'yı vurabilir mi? Urartu, Unutulmuş Krallık adlı film İspanyol televizyonunda gösterilecek. Batı Ermenistan 9 Haziran Artsakh Ulusal Kurtuluş Savaşı katılımcısı, Artsakh'ın kahramanı, Kurtuluş Ordusu ve Artsakh Cephesi'nin komutanı olan Vladimir Balayan'ı anma günüdür. Vladimir Balayan, 14 Şubat 1958'de Mardagert bölgesinin Mohrata köyünde doğdu. Mardagert yayın evinde yazman olarak çalıştı. Sovyet ordusunda askerlik yaptı. Terhis edildikten sonra 1983 yılında mezun olduğu Stepanakert Tarım Koleji'ne girdi ve kendi köyünün ziraatında tarımcı olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında Mardagert Ormancılık Bürosu'nda çalıştı. Karabağ Hareketi'nin barışçıl gösterilerinin silahlı bir mücadeleye dönüştüğünde Vladimir Birmifreze'nin komutanı olarak ön plandaydı. Kurtuluş Ordusu'nun Artsakh Cephesi'nin komutanı oldu. Buzluh, Manaşit, Erkeç, Karaçınar, Kervent, Zamtsor, Toğ, Ağdaban, Marağa, Sıhhavent, Ortapaya, Başgünapeya, Maniklu yerleşimlerinin savunma ve kurtuluş savaşlarına katıldı. Mardagert'in kurtuluşuna ise müfrezesiyle birlikte iki kez katıldı. 1991 yılının kışında Vladimir Balayan ve Leonid Azgaltyan Şahumyan'da bir araya geldiler. Bu tanışma onların kaderlerini sonsuza dek birleştirdi. Bu tanışma gerçekten de bütün kurtuluş mücadelesi için çok önemli oldu. Vladimir ve Leonid tarafından Ermeni askeri birliklerinin tarihinde daha önce hiç görülmemiş 1990-1991 yıllarında kurulan askeri birlik Kurtuluş Ordusu olarak adlandırıldı. Askeri grubunda sıcak, samimi bir atmosfer ve sıkı bir disiplin hakimdi. Askerlerin alkol ve sigara içmeleri kesinlikle yasaktı. Onlar doğu dövüş sanatlarında ustaydılar ve bedenlerini sürekli terbiye ediyorlardı. Ağır çatışmalardan sonra veya çatışma günlerinde bile askerler beden eğitimini durdurmadılar. Fakat en önemli ve karakteristik olan şey iki komutanın birbirlerine olan mutlak güven, inanç ve sevgisiydi. Birçoğu Vladimir'in ilkeselliğinden şaşkındı. Düşman Mardagert'e yaklaştığında karısı ağlayarak Vladimir'den aileyi köyden çıkartmasını istedi. Ancak Vladimir katıydı. Eğer ailemi köyden çıkarsam komutan kaçıyor diyecekler. Ve son güne kadar ailesini köyde tuttu. Kurtuluş Ordusu parlak zaferlerini kutluyordu. 2 yıl içerisinde sürekli operasyonlara katılarak ve sadece 4 kurban vererek 24 köy kurtardı ve tüm bölgeyi savundu. Ne yazık ki 5. ve 6. kurbanları komutanların kendileri oldu. Vladimir Balayan, Mardagert, Şahumyan, Askeren, Hadrut ve Laçin bölgelerindeki askeri operasyonlara katıldı. 9 Haziran 1992 yılında Çaylı köyünün siperlerinde şehit düştü. Ölümünden sonra 1. dereceden savaş haçı, nişanı ve cesaret madalyasına layık görüldü. 31 Ağustos 2019'da Artsakh Cumhuriyeti'nin 28. yıl dönümü vesilesiyle Vladimir Balayan ölümünden sonra Artsakh Cumhuriyeti Kahramanı ve Altın Kartal madalyasıyla onurlandırıldı. Kendisinin adını taşıyan Mardagert Okulu'na bir anıt yerleştirildi. Evliydi ve 3 çocuğu vardı. Aha Bekalinç mezarlığına defnedildi. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde yetişen dışı karpuz, içi kavun ve tadı salataya benzeyen şelengon sebzesinin hasadına bu yıl erken başlandı. Şelengonun hasadı yaklaşık 45 dereceyi aşan sıcağın altında yapılıyor. Urfa'da ve Batı Ermenistan'ın diğer bölgelerinde yaygın olarak tüketilmeye başlayan şelengonun olgunlaşmamış acı olanları ise isilik tedavisinde kullanılıyor. Şelengonun kan şekerini düşürdüğüne ve kandaki toksinleri temizlediğine inanılıyor. Çok narin bir sebze olan şelengon, dalından koparıldıktan kısa bir süre sonra tüketilmediği takdirde tadını kaybederek bozuluyor.
Cavahkın Goman köyündeki Ermeni kilisesine ve kilisenin avlusunda bulunan mezarlara kimliği belirsiz kişiler ağır aletlerle zarar verdi. Panorama AYM'in aktardığına göre bilgiler Gürcistan Ulusal Kültürel Mirasının Korunması Ajansı'na atıfta bulunan Sputnik Georgia tarafından sağlandı. Mesajda özellikle şöyle deniyor. Sub Grigorlu Savoriç Kilisesi'nin avlusunda binanın üç cephesinde batı, güney ve doğu tarafından ağır aletlerin izleri görülebilir. Mezarlar zarar görmüş, insan kemikleri her yere dağılmış durumda. Çit ve eşik de hasar gördü. Ajans çalışanları kültürel miras anıtının zarar derecesini belirliyor, polis ise suçluları arıyor. Ajansın başvurusuna dayanarak Cavak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Müdürlüğü kültürel miras anıtına zarar verilmesi üzerine bir soruşturma başlattı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 9 Haziran itibariyle 13.675 koronavirüs vakası doğrulandı. Bir günde 350 kişi koronavirüse yakalandı. Bir günde 352 kişi olmak üzere 4.451 kişi koronavirüsten iyileşti. Şu anda 8.933 kişi tedavi edilmektedir. 217'si koronavirüs ve 74'ü ise diğer nedenlere bağlı olarak toplam 291 ölüm vakası kaydedildi. Bir günde 8 kişi öldü. Önceki gün diğer hastalıklardan dolayı 2 ölüm vakası bildirilmişti. Kilikya, İsrail, Yunanistan, Rusya ve Türkiye arasında bir savaş olması durumunda Türkiye'yi desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. İsrailli yetkililer, Rusya Yunanistan'ı desteklemek istiyorsa İsrail kesinlikle olası bir askeri çatışmaya müdahale etmek ve Türkiye'yi desteklemek zorunda kalacak ifadesinde bulundular. Rus Vızgılyard adlı gazetede yer alan makalede Yunanistan'ın Türkiye ile savaşması halinde Rusya'nın desteğine güvenebileceği dile getirildi. Doğu Akdeniz'de gerginlikler artıyor. Burada gaz alanlarının keşfi Yunanistan ve Türkiye arasında 10 yıllardır kaynakların, suyun ve hava sahasının kullanımı konusunda düşmanlık kaynağı oluşturuyor. Ankara hükümetinin Yunanistan'ın Girit, Karpatos ve Rodos adaları yakınlarındaki petrol ve doğal gaz alanlarını kullanma planını açıklamasından bu yana Türk-Yunan ilişkileri kötüleşti. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. İspanyol RTUV TV kanalının canlı yayınında pek yakında Urartu Unutulmuş Krallık adlı filmin galası gerçekleşecek. Bu haber filmin yapımcısı, yönetmeni ve Hayasa Kültür Eğitim Merkezi'nin kurucusu ve müdürü olan Digran Manasyan'a atıfta bulunarak Infoteka 24 medyası tarafından bildirildi. Filmin yönetmeni Vaga Vartanyan, dünyanın en eski ülkelerinden biri olan Urartu'nun hikayesini anlattı. Kutsal İncil'de Urartu Ararat ülkesi olarak belirtiliyor. Kutsal İncil'e göre Nuh'un gemisi Urartu dağlarındaki Ararat dağında durdu. Filmin açıklamasında Urartu sakinleri evren hakkında kadim bilgilerinin mirasçılarıdır ve Sümerlerle birlikte gelişkin kültür, ekonomi, astronomi ve dinsel yaşam sürdürüyorlardı. Urartu kralları Asurlara karşı savaştı ve M.Ö. 1. yüzyılda antik dünyanın en büyük iktidarlarından birini yarattı. Az araştırıldığı için Urartu belki de eski dünya tarihinde en gizemli ve cazip devletlerden biridir deniyor. Çekimlere tarihçiler, arkeologlar ve antik dünya tarihindeki uzmanlar da katıldı. Bunlar arasında Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nden Aşot Melkonyan, Ermitaj'dan Mikhail Piotrowski, İngiliz Müzesi'nden Irving Finkel de yer alıyordu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gegard adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Esur Urpate Base ve Curguka adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.